Futbol tarihinde yaşanan birçok ilginç olaya taraftarlar olarak şahitlik ettik. Hakemleri aldatmak için oynanan oyunlar, elle atılan goller, daha bunun benzeri birçok olay. Hatta gol atmak için kaleye büyü yapanı bile gördük. Şimdi bu olaylardan birkaç tanesini hep birlikte görelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Hile yaparken yakalanan 6 futbolcuyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Bundesliga'da Köln-Arsburg maçının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Hakem Köln'ün lehine penaltı verdi. Bu penaltıya itiraz eden kaleci bu esnada penaltı noktasını ilginç hareketlerle kazmaya başladı. Daha sonra kazınan bölüme takılarak ayağa kayan karşı takımdaki futbolcu penaltıyı kaçırdı ve Arsburg maçı kazandı. Maçın ardından özür dileyen kaleci olay esnasında ben değildim, yapmamam gereken bir şeydi diye açıklama yaptı. Hollanda'nın 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktığı Meksika maçında sergilediği performansla alkış alan Robben çok tartışılan bir penaltı pozisyonuna imza attı. İlk yarıdaki bu tartışmalı pozisyonda herkes Robben'in kendini bilerek yere attığını söyledi. Robben de maçtan sonra kendisini yere bıraktığını itiraf etti. Bunu yapmamam gerektiğini biliyorum ancak kendimi yere attım. Herkesten özür dilerim diye açıklama yaptı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Fransa, ikinci karşılaşmanın 32. dakikasında İrlanda kaptanının attığı golle 1-0 geriye düştü. Normal süresi bu skorla tamamlanan maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 103. dakikasında Fransa, ilginç bir gol bulduğu 2010 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan taraf oldu. Bu golde ilginç olan ise Gallas'ın vuruşu değil, kaptan Thierry Henry'nin asistiydi. Keza kale dibine atılan topun avuta çıktığını gören Henry, usta bir el dokunuşu ile önce topu önüne düşürdü, sonra da ayakla Gallas'a asistini yaptı. Dünya futbolunun en gözde futbolcularından biri olan Luis Suarez, başarılarının yanı sıra skandallarıyla da ünlü. Daha doğrusu ısırıklarıyla desek yanlış olmaz. Çünkü rakip oyuncuları ısırmasıyla tanılıyor. Tabii bu kadar değil. 2010 Dünya Kupası'nda Gana karşısında Suarez'in son dakikalarda %100 gol olacak pozisyonu elle çıkarması sonucu verilen penaltı kaçınca maç penaltı atışlarına kadar gitti ve Uruguay maçı kazandı. Maradona 114.580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup ederken Tunuslu hakem golü verdi. İngiliz futbolcularının itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken Maradona daha sonra verdiği röportajda bu gol için Tanrı'nın eli ifadesini kullandı. Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta Maradona takımının 2 golüne de imza attı. Barcelona'nın yıldızı Messi, Maradona'nın futbol tarihine geçen Tanrı'nın eli golünün aynısını attı. Messi, İspanyol filelerini Maradona gibi elle havalandırdı ancak Barcelona takımı bu maçı kazanamadı. Sizlere bir soru, kimler doğru cevabı verebilecek bakalım? Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.